İki anne bir mutfak anneleri merhaba. Bugün sizlerle farklı bir şekilde karşı karşıyayız. Efendim biz yeni bir video seyrettik, çok sevdik. Eşler seslendiriyordu. Biz de dedik ki biz de bunu yapalım. Hadi bakalım dedik. Yeni tarifimizle karşınızdayız. Tarifimiz için olan gerekli malzemelerle başlıyorum. Gördüğünüz gibi ıspanağımız var, nohutumuz var, zeytinyağı var, sarımsaktı galiba o ittiğim, evet sarımsağım var ve adını koyamadığım küçük beyaz şeyler var. Bunlar da mutlaka olması gereken şeyler. Aa, pardon, en solda da bir tane daha bir şey var. Bu da tarçın olduğunu vardı. Harika kokan bir şey hem de. Şimdi tarifime başlıyorum. Öncelikle tenceremi açıyorum. Tencerenizin rengi çok önemli, bunu sakın unutmayın. Çocuklar arasında siyah, beyaz gibi renklerle yapılan yemekler, tencereler o renkte olursa yeme bozuklukları oluyormuş. O yüzden renkli tencereleri tercih ediyoruz çocukları yemeye alıştırmak için. Ispanakları attık efendim. Kapağını kapatıyoruz, haşlamaya bırakıyoruz. Beni yönlendiriyor Defne, bunu yapmaması lazım. Peki, ondan sonra nohutumuzu alıyoruz. Almıyoruz, duruyoruz. Ta ki ıspanaklar sarı olana kadar bekliyoruz. Görüşmek üzere. Küçük bir tecrübesizlik yaptım yine. Unutmuşum sarımsağı eklemeyi. Sarımsağı da koyuyoruz. Ispanaklar ölene kadarmış efendim. Sararana kadar değil, ölene kadar bekliyoruz. Evet, ıspanağımız hazır mı bakıyoruz. Hazır. Ispanağımı çıkarıyorum. Tabağa koyuyorum. Gördüğünüz gibi ıspanak küçülmüş. Bir kişilik, bir çocukluk oluvermiş. Üstüne nohutumu koyuyorum. Önce nohutlarımı eziyorum, pardon. İyice eziyorum. Püre kıvamına gelene kadar bastırıyorum. Bakın bastırırken çocuk sesi bile geliyor. Bastırıyorum. Derken çocuk kendisi bile geldi. Evet, bastırmaya devam ediyorum. Evet, kokuya gelir çocuklar. Böyle bir yemektir bu nohut. Eziyoruz. Yani mutfağınızdan olacağını da gösterelim istedik. Sadece yemek yapmıyoruz, durumda yapıyoruz, gösteriyoruz. Pardon. Ispanağımıza karıştırıyoruz nohutu. Zeytinyağını yaklaştırıyoruz ama onu değil, o kokusu güzel olan. Ne o? Bana söyleyin ne o? Peki. Serpiyoruz. Çok az serpiyoruz. Sonra da şu beyaz küçük taneler, ne olduğunu bilmediğim şeyler, onlardan biraz bir tutam üstten bırakıyoruz. Ve en son tabii ki de zeytinyağıyla dokunuş yapıyoruz ki tatları, lezzetleri biraz daha yukarı çıkarsın. Son bir karıştırıyorum. Peki bir tadın çocuklar, bir tadın bakalım. Gerçekten tadı nasıl? Bakalım. Önce Kum yiyor. Önce Ayşe yiyor. Önce Defne yiyor. Bayılmış. Kum, sen de denemek ister misin? Ama gerçekten çok güzel. Bak bir dene. Dene. Hop, Defne yine yiyor. Gerçekten güzel oldu. Efendim yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bize e-mail atmayı, bizi aramayı ve her yoldan bize ulaşmayı unutmayınız. Hoşça kalın. İki Anne Bir Mutfak takipçileri, sizin için hazırladığımız bir sürü videomuz var. Hadi abone olun. Bu iki videoyu seyretmek isterseniz tıklamanız yeterli.